Günaydın de bakalım Gülizar ablana. He? Hadi bakalım. Hanimiş annesinin bir tanesi. Hanimiş annesinin Muzaffer Ali'si hanimiş. Dün gece nasıldı düğün? E güzel de herhal ha? İyiydi vallahi anne. Evlendirdik işte Bakze'yi. Ay. Al bakalım. Al bakalım bir lokma kaymak. Al. Al al al. Oy oy oy. Sağ olasın Gülizar. Al bakalım. Bakze. Bakzem. Günaydın dünyalar güzelim. Günaydın. Hayrola? Hayır. Hadi. Bankaya gideceğiz. Oradan da çarşıya alışverişe. Bakzem bak ben ne diyorum biliyor musun? Şuraya karşıya büyük bir tane dolap alak. Ondan sonra buraya da bu senin istediğin aynalı konsol var ya, ondan alırız ha? Kocacığım parayı çarçur etmeyelim hemen. Ben hiçbir şey istemiyorum. Ne çarçuru kurban olduğum. Evimize sana ne gerekiyorsa hepsini alacağız. Hem benim akşam ne insana sürprizim var. Ne sürprizi? Yok ya. Niye söyleyeyim ki ne? Sürpriz söylenirse sürprizi kaçar. Kurban olduğum. Hadi kalk. Hadi. Ne güzel iştahın açıldı maşallah. Ama ben dediydim. Arkadaşlar arasında küslük olmaz. İyi oldu bak düğüne gidişin değil mi? Gülizar'cığım ben hemen çok uzuyormuş. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Başka bir isteğiniz arzunuz var mıydı? Yok canım sağ ol. Ben zaten gidiyorum. Geç kaldım. Fabrikada bir sürü iş var. Ver. Gül. Hadi bakalım anne güle güle de. Güle güle de. Güle güle hadi de. Boş. Hadi güle güle kızım. Gitti mi? Gitti mi anne? Haydi. Nerede o? Canım benim. Allah Allah. Bilemedim ben bu neşenin kaynağını ama. Kız gene kendi kendine ne söyleniyor? Seninki diyorum bu sabahına zamanın bir keyifli neşesinden duramıyor yerinde. E ne olmuş? İyi tarafından kopmuştur. Ay. Dün geceki rezaletten sonra pek bir normal gelmedi bu bana yani. Ama ben demedim mi Kemal'le Halid'in arasındaki ateş söndü diye? Böyle. Hakikaten de bu Kemal'in aklı eski yavuklusuna düşmüş olmasın? Yok canım, olur mu öyle şey? Ay niye olmasın ya? Hem Serap Hanım'ın da bu durumdan keyif aldığı besbelli bir şey yani. Gülizar, gene abuk sabuk konuşmaya başladın kız. Görmedin mi kadının halini ha? Halide Hanım üstüne gidince nasıl buz gibi, kireç gibi kesildi? Boşuna mı attı tokadı? E zoruna gitti besbelli. Ya Halide Hanım resmen Serap Hanım'ı halan seviyor musun diye sordu Kemal'e ya. Serap Hanım da böyle bakmadı mı? Beklemedi mi cevabını? Aman sen her şeyi böyle büyütürsün zaten. Ya seviyor musun diye sordu ya. Sevmeyen adam yok demez mi? Yok anam her şey besbelli apaçık meydanda. Bak benden söylemesi. Sönmüş yangının içindeki kor hala için için yanmakta. Alev aldı alacak.
Serap Hanım, sizi görmek isteyen bir bey var. Odanızda bekliyor. Kimmiş? Adı Kemal'miş efendim. Adına özür dilemeye geldim. Özür dilemesi gereken biri varsa o da sen değilsin. Karım adına özür dilerim. Halde dün gece herkesin içinde bizi zor duruma düşürdü. Bu durumda özür dilemesi gereken Halide. Sen değilsin. Yaptığı büyük rezillikti. Bir namusuma dil uzatmadı kalmıştı, onu da yaptı. Halide'nin yaptıklarına mazeret değil ama belki öfkesinin sebebini bilirsen onu anlayabilirsin. Neymiş öfkesi? Bunu cebimde bulmuş. Nedir o? Sana yazdığım bir mektup. Uzun zaman önce yazmıştım tabii. Hatırlamazsın belki. Hatırlayamadım. Hem ne var canım bunda öfkelenecek? Alt tarafı eski bir mektup işte. Öyle. Ama Halide'nin sana dair öfkesi o kadar büyük ki buna da bir mana yükledi işte. Sen de bir manası olmadığını anlatmışsındır mutlaka. Buraya geldim çünkü aslında bu mektup sana ait. İstemezsen yırtıp at. Kemal. Sen niye yırtıp atmadın? Abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.